Motoflu'dan herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Ben de iyiyim. Şuradan çıkalım. Sürekli kuryelik yaparak motosiklet almak serisi videosu çektik. Bir dedim başka bir şey yapalım. Soru cevap vesaire bir şeyler patlatalım. Aralarından güzel soruları seçtim. Hep aynı sorular gelmiş ama güzel olanları cevaplayacağım. Evet, ilk soru: kuryelik yapmak istiyorum. Sence nerede çalışmalıyım? Arkadaşlar, bence sistemi güzel olan bir yerde çalışmalısınız. Sistemi güzel bir yer derken ne demek istiyorum hemen söyleyeyim. Yani mesela Domino's vesaire, böyle şeylerde çalışmanız çok mantıklı değil. Hem başka işler kilitliyorlar falan. Yok işte tuvalet temizle, pizza katla vesaire. Ben hiç çalışmadım, kulağıma gelenleri söylüyorum sadece. İşte o yüzden bence Getir, Trendyol, böyle yerlerde çalışabilirsiniz. Trendyol yine biraz daha rahat tabii Getir'e göre. Ama Getir'in de sistemi güzel yani. Sonuç olarak kendi motosikletinizle çalışmayıp yani orada işi öğrenebilirsiniz diye düşünüyorum. Biraz yoğun oluyor ama. Bu yüzden çok sakin, rahat kafayla çalışmanız lazım. Yani paketi yetiştireceğim diye acele etmemeniz lazım. Bugün ne var burada ya? Her yer çevik kuvvet. Havalar güzel. Abi bir hasta oldum yemin ediyorum. Kendime gelemedim ya. Çok kötüydü. Vallahi çok iğrenç bir şeydi. Ya geçen Mavi Göl'e gittim arkadaşlarımla. Böyle tünele giriyorum. Tünelden bir çıktım. Hava da sağanak yağmurluydu, tamam mı? Çıkar çıkmaz önümde bir baktım taksi duruyor. Abi bir fren yaptım. Ön arka ABS devreye girdi bir şeyler. Sonra baktım duramayacağım. Arkama baktım böyle, kendimi sağ şeride attım. Zor kaçtım vallahi. Evet, biri şey demiş. Değişik bir soru. Motosikletini satsam üstüne para eklemeden ne alırsın demiş. Yani motosikletini satsam üstüne para eklemeden alacağım motosiklet sayısı çok sınırlı yani. Ne alırım ki? R25 alırım herhalde, eski kasa falan. O hoşuma gidiyor. Güzel yani. Eski kasa, yeni kasa, her türlü güzel R25. Hayalindeki motosiklet ne diye sormuşlar. Abi ona hem racing hem naked olarak cevap vermek istiyorum. Çünkü iki motosiklet de aşırı hoşuma gidiyor. Yani racing bir makine olacaksa eğer Espinarar isterdim. Ama Espinarar'dan daha çok istediğim motosiklet MT-09 SP. Şu örümcek kasası var ya, gözleri güzel olan. Abi kafa grenajını ne yapmışlar yeni MT-09'un ya? Cidden düşünmüşler lan ne kadar kötü yapabiliriz diye. En kötüsünü seçmişler ya. Ekipman kask önerisi demiş bir arkadaşımız. Abi ekipman kask önerisi ne olabilir? Arkadaşlar bence her markanın güzel ürünleri var. Egon'un arkasına gitmek istemiyorum ya. Mesela Scorpion'un çok güzel kaskı var, tamam mı? Buna muadil olarak AGV'nin de güzel ürünleri var. Yani marka takıntısı olarak çok bir şeyim yok. Şu marka olsun, bu marka olsun illa diye. Ama şunu düşünüyorum. Kızılay AVM batmış ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ne yapacaklar acaba buraya? Konudan sapmayalım. Ne diyorduk? İlla şu marka şu marka diye bir şey yok tabii ki. Bence her markanın güzel ürünleri var. Ekipman alırken de arkadaşlar zaten bir seferlik alıyorsunuz. Şu kaskı bilmem neyi. Bence biraz paraya kıyın. Güzelinden alın. Ucuzda kaçıp da gidip yumurta kasklar bilmem ne falan. Mantıksız geliyor bana. Çok mantıksız geliyor hem de. Ya arkadaşımız başlangıç olarak MT-125 alınır mı demiş. Arkadaşlar bence başlangıç motosikleti. Ya vitesli istiyorsanız ya başlangıç motosikleti bence scooter olması lazım. Ama illa vitesli alacağım, güzel olsun vesaire bir şeyler diyorsanız. Yani şekil olarak da idare eder. Bence NS200 güzel bir motosiklet arkadaşlar. Yani motosikletin üretimini durdurmuşlar. Parçası falan, servise gideceğim, parçasını bekleyeceğim vesaire. Bilmiyorum, bence MT-125 falan mantıksız geliyor. Ben de mesela ilk motosikletimde bakmıştım MT-125'e ama mantıksız dediğim gibi. O yüzden gidiyorsunuz yapıştırıyorsunuz bir Pulsar NS200, RS de olur. Daha çekile kaçmak istiyorum derseniz. Ama RS biraz oturuş pozisyonu vesaire, gidonu falan hoşuma gitmiyor benim. O yüzden yapıştırın NS200. Sonuç olarak motosikleti öğreneceksiniz abi. Düşüp kalkacaksınız. Şimdi kremajlı motorla düşüp kalkmak var. NS200 ile düşüp kalkmak var. Ay ay ay, buralara ne olmuş böyle ya? Aman aman kardeşim. Abi biri motosikletinde beğendiğin ve beğenmediğin özellikler demiş. Ya biraz MT25 fanı gibi gelebilirim ama. Şurası lise okuduğum okul. Üf. Vay be. Arkadaşlar MT25'in çoğu özelliğini beğeniyorum. Yani 14.000 devir çeviriyor. MT aralığı. MT07 yeni kasa.
Vites aralığı hemen bitmiyor, tamam mı? Böyle racing makine kullanıyormuş gibi hissediyorsun. Sonra başka beğendiğim özellik olarak ne söyleyebiliriz? Abi naked olarak bence çok yakışıklı bir motosiklet. Harbiden Japon ya. Ben diyordum, millet diyor ya hani Japon'dan şaşma falan. Parası olmayan gidip bir şey alıyor falan. Abi gerçekten dişinizi sıkın, bir şeyler yapın, gidin para biriktirin. Eski kasası olsa bile okey yani, bence çok güzel. Beğenmediğim özelliği olarak gerçekten arkadaşlar çok az yani. Ne söyleyebilirim diye düşündüm bayağı. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Sadece beğenmediğim özellik olarak ne söyleyebilirim abi? Bir tek dişli, zincir dişliden biraz ses geliyor. O da zaten öncesinde başka marka motosikletler kullanıp MT25'e geçerseniz yani bence çok dert olacak bir şey değil. 10 numara mükemmel. Bir tane daha çok güzel soru gelmiş. Güvenliğin motosiklet ustası mı yoksa kazık bayiler mi demiş. Abi gerçekten ben eskiden belki güvenliğin motosiklet ustası falan öyle şeyler derdim ama bence artık kazık servis ya. Arkadaşlar çünkü serviste mesela Yamaha servisi, adamlar sürekli MT25 söküp takıyorlar, tamam mı? Ya parçalara zarar vermeden mesela, ya bir şey olsa sonuç olarak servis yine parçasını alır takar. Ama motosiklet ustaları hele biraz da samimi olmaya başlayınca ustalarla falan, bence gerçekten hiç uğraşılacak şey değil ya. Hiç uğraşmayın, gidin abi servise. 1000 lira fazla olsun, serviste yaptırın ya. Ucuza kaçacağım diye boş yere değişik insanların ağız kokusunu çekmeyin diyorum. Abi biri maksimum ne kadar ceza yedin demiş. Arkadaşlar ben daha hiç ceza yemedim. Tertemiz bir sicilim var. Vallahi inşallah da yemeyiz ya. Tövbe tövbe. Nereden çıktı şimdi bu ceza olayı falan. Neyse E-Devlet'e girip bir bakayım hiç ceza meza gelmiş mi plakamıza. Abi benim sesim falan yine gitti ya. Ben niye böyle sürekli hasta oluyorum anlamadım ki arkadaşım. Birisi şey sormuş. En hızlı motosiklet alma yöntemi kaza yap, tazminat almakla mı oluyor falan demiş. Keşke öyle olsa arkadaşlar. Yani kaza yapıp sağınızı solunuzu kırmayın. Oradan gelecek para da hiç gelmesin ya. Gerçekten boş verin, hiç gerek yok. Yani kaza yaptıktan sonra pek anlamı kalmıyor ya. Öyle yok, gelecek parayı falan düşünmüyorsun yani. Mental olarak yorgunluk, bir sürü şey ya, kötü. Bir de hemen alamıyorsun ki parayı. 2 yıl, 1,5 yıl sürüyor. Bir arkadaş da demiş, 2 senedir paket atıyorum, motosiklet alamadım. Acaba yanlış paket mi atıyorum falan demiş. Ya şurada var ya bir tane MT07'li arkadaş, buradan yukarıdan aşağı iniyor biraz hızlı. Bir tane dangalak da en sağ şeritten park halindeyken o kapatılan yerden U dönüşü atmaya çalışıyor. Sonra MT07'li arkadaşımız maalesef arabaya çarpıp hayatını kaybediyor. Yani MT07'yi de gerçekten alabilirim ama düşünüyorum ya. Şimdi motosiklet güçlü ya. Şehir içinde o kadar güçlü, şimdi gaza getirecek beni. Basacağım sonra bir yere gidip sıkıntı yaşar mıyım diye düşünüyorum. Yani otokontrolü yüksek biriyim. Kendime hakim olabiliyorum. Okey ama sonuç olarak gaza basınca uçan kaçan zıplayan bir motosiklet MT07, bilmiyorum ya. Evet arkadaşlar, videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup yorum yazıp beğenip beni destekleyebilirsiniz. Ya yaz geldi, artık farklı içerikler de çekmek istiyorum böyle. Arkadaşıma motosiklet almaya gitmek falan bir şeyler gelebilir her an, bilmiyoruz ama bakalım. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay. Tell me what's wrong and why